Efendim herkese merhabalar. Hadi bakalıma hoş geldiniz. Acayip bir gündemle karşınızdayız. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Hatta paylaşımları yapın, beğenileri yapın. Eşe dosta konuya komşuya akrabaya da haber verin diyeyim en başından. Yahya İnce selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Şeyma Hanım beğeni yapıldı, sosyal medyadan paylaşıldı demiş. Sağ olsun var olsun. Galip Sabancı böyle yapmış, bizden de böyle. Ömer Uğurlu, selamünaleyküm. Hüseyin Turan, Hakan Yazar, Fatma Kocabaş, herkese selam olsun. Niye? Niye yukarı alamıyoruz bunu? Allah Allah. Enteresan. Allah Allah. Hazır anlatabildim mi? Şu... Evet. Değil değil. Ondan değil. Bir terslik var. Neyse. Gördüklerimizi okuyacağız burada. Yeni diyelim. Kimdi? Birisi şey demişti. Çayımızı kahvemizi alamıyoruz. Evet. Alamıyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Şeyma Hanım demişti. İftara da az kaldı yani. Biraz böyle muhabbet edelim. İftara yaklaşırız günün sonunda. Yani program bittiğinde en az bir saat daha yaklaşmış olacağız iftara. Onu da söyleyeyim. Evet, düzeldi. Şimdi Salih Yedekçi, Aşkın Şentürk, Lale Hanım, Şeyma Hanım, Aynur Akay, herkese selam. Tamam. Bunları da söylemiş olalım. Satı toptan, top atan. Uğur Köken, sağ olsun var olsun, hayırlı Ramazanları olsun, hoş geldiler. Kanada'dan, Avustralya'dan, Kanada nereden çıktı? Avustralya'dan. Avustralya'da iftar saat kaçta oluyor? Hazır. Daha doğrusu kaç saat oruç tutuyorlar? İmsakla iftar arası kaç saat? Hadi size bir soru. Ona bakalar dursun. Bugünkü arkadaşlar bakarlar Hızır. Sen hiç uğraşma. Uğur Köken bildirir hatta bize şimdi. Ekrana yansıtırız. Şimdi manşetimizi bir görelim bakalım. Manşetimiz şu. Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz. Türkiye'nin gündeminde epeyce yer alacak bu iki isim. Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz. Bu isimleri bilmeyen, ezberlemeyen kalmayacak bu ülkede. Niye? Niyesini konuşacağız. Bu süreçte yoğun bir bu ego var ya ego. Egonun trollerinden yoğun saldırılar yiyeceğiz. Yoğun saldırılar ama öyle böyle değil. Birileri gündem değiştirmek için her yolu deneyecek, her yolu. Gündemden düşsün bu meseleler diye her yolu deneyecek. Yani birine para verirler, yolun ortasında soyundururlar bile. Ne bileyim, zikretmeyeceğim başka tehlikeli işler. Gündemi değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Mesela dün bir tanesi denedi. Bakanın ismini söylemeyeceğim. Bilinçli yaptılar bunu çünkü. Falanca bakanı Tayyip Erdoğan görevden almaya hazırlanıyor falan diye. Hazırlıklı olun her şeye. Şimdi de her yerde duyurun. Gündem değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Toplum şu para sayma işleri vesaire bu tüm kirli görüntüler karşısında şok olmuşken bunun da üzerinde bunu gündemden düşürecek bir takım işlere ihtiyaç var. Tamam, bir takım işlere ihtiyaç var. Bilin ki gündemi değiştirmek için bir şeyle karşılaşırsanız faili gündemi değiştirmek isteyenlerdir.
Tamam, nokta. Şimdi verelim. Biz hazırız da emniyet de hazır olmalı bence demiş. Yemezler demiş. Bu oyunları çok gördük. Vallahi öyle olmuyor. Kel alaka. Yani biz bu oyunları çok gördük ama acayip bir yerden, acayip bir şekilde gündeme değiştirebilirler. Hiçbir şeyden çekinmezler, korkmazlar. Vicdanları yok. Vicdanları yok yani. Yakarlar, yıkarlar. O denli gözleri şey yani. Birilerinin yani. Bu gündem değiştirmek isteyenlerden bahsediyorum. Şimdi Tuncay Yılmaz. Ver bakalım. Kim bu Tuncay Yılmaz? Kim bu Tuncay Yılmaz? He? Hızır. Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü. Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketi İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü. Bu Tuncay arkadaş. Özlem Meditlioğlu'na teşekkür ediyorum. Bu Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun aynı zamanda kasası. Aynı zamanda kara kutusu. Doğal olarak yani. Bu Tuncay Yılmaz aynı zamanda Fatih Keleş'in başkanlığını yaptığı İBB Spor Kulübü'nün de mali işler yöneticisi. Yani İBB Spor'un da kasası bir nevi. Kim? Bu Tuncay Yılmaz arkadaş. Başka? İmamoğlu'nun bir diğer şirketi var. SSB Gayrimenkul AŞ. Onun da yönetim kurulu üyesi. Kim? Bu Tuncay Yılmaz. Tuncay Yılmaz, İBB iştiraklerinin ihalelerini kontrol ettiği ile ilgili iddialar da gündeme gelmişti. O kısım iddia. Peki kim bu Tuncay Yılmaz? Bir vakıf var. Batı İstanbul Vakfı. İstanbul'u bölmüşler Batı Doğu diye kafalarına göre. Batı İstanbul adını verdikleri bir vakıf kurmuşlar. Bu vakfın künyesine baktık. Herkes de baktı. Allah Allah. Bir de ne görelim? Kurucu üye, işte mütevelli heyeti, Ekrem İmamoğlu kuruyor bu vakfı. Görmeyecek miyiz sevgili Hızır? Tamam, sen onu açıncaya kadar ben Edip Aydınlar'a teşekkür edeyim. 50 Turgay Güler üyeliği hediye etti, sağ olsun, var olsun. Bu sıralar desteklerinizi hasaten bekliyoruz. Bu cümleyi kurduğumda anlıyorsunuz yani ne demek istediğimi. Ramazan... Ramazan'ın atmosferi çok güçlüdür yani. Evet. Alacaktık ya sevgili Hızır. Ya diyorum ya şimdi mesela. Normal şartlarda tahammül edeceğin mevzular Ramazan'da böyle tahammülü. Mesela buradan Hızır'a uçayım falan istiyorum şu anda. Ay ay. Uçma işte böyle şey olur mu? Şimdi o zaman sen onu buluncaya kadar Halit Baydar'a teşekkür ediyorum. 20 Turgay Güler üyeliği. Bak burası çok önemli. Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş. Bu isimleri sıklıkla duyacağız. Bol bol duyacağız. Emirhan'a teşekkür ediyorum. 10 Turgay Güler üyeliği hediye etti. Ha, bu isteyince, hatırlatınca demek ki oluyormuş. O halde hatırlatalım. Desteklerinizi esirgemeyin. Verelim şimdi. Bu Tuncay Yılmaz her yerde görüyoruz. Burada da burada nerede? Burada yok. Aşağıda var. Fatih Keleş burada. İşte şu isimleri görüyorsunuz. Şu Necati Özkan da burada.
kampanyacı, ajans, bu mütevelli heyetinde, Necati Özkan'da. Fatih Keleş de burada. Devam et yönetim kuruluna. İşte Tuncay Yılmaz'ı burada görüyorsunuz. Fatih Keleş'i de burada görüyorsunuz. Mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı'nı da burada görüyorsunuz, Murat Çalık. Çok enteresan. Ayrılmaz ikili bu Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu. Ayrılmaz üçlü. Yani bunların ismi nerede geçiyorsa şöyle bir açtığınız zaman üçünün de ismi orada çıkıyor. Uğur Köken'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Eksik olmasın. Ramazanınız mübarek olsun kardeşler demiş. Allah razı olsun. Bu arada bir önümüzdeki hafta planlamayı düşünüyoruz. Bir iftar programımız olacak. Birlikte bir iftar yapalım. Belli bir sayıda. İstanbul'dakileri daha çok İstanbul'daki dostlarla, takipçilerle buluşalım istiyoruz. Yormayalım diye. Onu da söyleyelim. Bunun için maillerinizle, yani katılmak istiyorsanız bu iftara mail yoluyla ulaşın. İstanbul'daki arkadaşlar ulaşsın. Telefon numaralarını mutlaka bıraksın. Ve arkadaşlar da planlasın. Mehmet Ali Yılmaz banko misafirimiz, onu söyleyeyim. Çünkü bak tanımıyorum ha, başka bir niyetle hiç karşı karşıya gelmedik ömrümde yani. Telefonla bile konuşmadık. Ama o çok diretti, bizi kamçıladı. Onu da söyleyeyim. Helali Hanımlar, Pervin Hanımlar, Şeyma Hanımlar, onlar da. Efendim? Evet. Mail adresi burada. Bu mail adresini edinelim. Ve katılmak isteyenler ad soyad telefon numarasıyla oraya bilsinler. Devam edelim biz şimdi. Bu Tuncay Yılmaz arkadaşımız İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü. Şimdi para sayma kısmına gelelim. Herkes lagara lugara. Geçin bunları. Para sayma kısmı burası mı Hızır? Hızır büyütsene şunu. Benim küçüğü paraları büyüt. Şimdi Tuncay Yılmaz birazdan göreceğiz. Gelecek. İşte Fatih Keleş şu anda yemek yiyor. Birazdan gelecek falan. Bana biri izah edebilir mi? Şimdi durduracağım ben. Dur. Şu bordo mavi, bordo kazak, mavi gömleklinin solunda, ekranda da sağında, yani şu kişi Tuncay Yılmaz. İfade edebilirim değil mi? Yani soldan bir ikinci kişi. Ekrana göre soldan ikinci kişi Tuncay Yılmaz. İmamoğlu'nun şirketinin genel müdürü. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bina alım işinin para transferi kısmında, ödeme kısmında, sayım kısmında ne iş yapar? Geçin şimdi. Oymuş buymuş falan filan. Geçin bunları. Güneş Çepni geldi. Edirne Korkak grubuna alıştırma. Ya hoş geldi. Güneş Hanım, sizi burada görmekten çok mutlu olduk. Söyleyeyim. Eski takipçilerimizdendir her alanda. Bu arada Mutlu Gorkmaz'a teşekkür ediyorum. 20 Turgay Güler üyeliği hediye etti. Sağ olsun, var olsun. Onları not alalım. Huzur, ekrana yansıtalım.
bu destekleri. Ama biz bu bağlamdan kopmayalım. Arkadaşların hepsine teşekkür edeceğim tek tek yayının sonunda. Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bina satın alınacak iddia öyle. Ve o da burada bu satın alma işleminde para sayıcılar arasında yer almakta. Para sayıcılar arasında. Bu kişi aynı zamanda yine İmamoğlu'nun bir başka şirketi SSB Gayrimenkul AŞ'nin de yönetim kurulu üyesi. Bu kişi aynı zamanda İmamoğlu'nun kurduğu vakfın üyesi. Bu kişi aynı zamanda Fatih Keleş'in başkanlığını yaptığı İBB Spor Kulübü'nün de mali işler yöneticisi. Hep mali bak. Ne işi var Tuncay Yılmaz'ın bu para işlerinde? Şimdi diyeceksiniz ki Tuncay Yılmaz'ın olmayacak da benim mi olacak? Adam mali müşavir. Ha, tamam. Anladım. İBB'nin bir personeli CHP'ye bina almakla niye meşgul olur? Hı? Haylak Koçak'a teşekkür ediyorum. Niye meşgul olur ya? Bir söyleyin hele. Şu Tuncay Yılmaz'ı bir çağırıp savcılar bir sorsun hele. Polis bir ifadesini alsın hele Tuncay Yılmaz'ın. Merak ediyoruz yani. Tüm toplum merak ediyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklamalar doğrultusunda ekranda gördüğünüz şu hadise baştan aşağı suç içermekte. Baştan aşağı. Okut devam etsin. Bu suçu CHP'nin il başkanı, yöneticileri, yazarı, çizeri Murat Ağrel. Ya hiç utanma olmaz mı insanlarda ya? Bu saraçhane bülbülleri çıktılar çakmaya başladılar. Neymiş efendim? Bu bina 3 liraymış, 5 liraymış ama vergiden kaçırmak için 2 lira gösterilmişmiş. Türkiye'de zaten bunu herkes yapıyormuş, Vergi kaçakçılığından söz ediliyor. Oysa siyasi partiler böyle bir vergiden muaf. Ben öyle biliyorum. Bu vergiyi Ali Gül ödeyecek herhalde. Yok, Ali Gül değil. Orası da karışık. Geleceğiz. Bu Ali Gül başka birisi Ali Rıza Bıraka. Ali Rıza Bıraka. Bırakmam. Ali Rıza Bıraka. Ali Rıza Bıraka. Ver bakalım o teslim tesellüm tutanağını. Var mı elimizde? Tamam. Şimdi bak Ali Rıza Bıraka imzalamış. Ofisinde teslim almışlar parayı. Kaç para almışlar Hızır? 15 milyon 510. 15 milyon. Yazıya bak. 510. 510. 10 ceş. Lanet ayın. Mahkeme ya bu evrağı götürseniz mahkeme 15 milyonluk 2019'da 15 milyon bugün çok büyük bir para. 15 milyonluk bu ticaretin şu evrak üzerinden hukukiliğine kanaat getirir mi? Gayri resmidir ya. Böylesi bir ticaret gayri resmidir. Neresinden tutarsanız tutun. Çünkü bir siyasi parti söz konusu. Bu siyasi parti bir kendisine il teşkilatı için bir bina alıyor. Ankara'dan para gönderiyor. Parasını gönderiyor bu binayı alın diye. Bu para ne o zaman? Hemen sıkışıyorlar diyorlar ki bu para efendime söyleyeyim genel merkezin gönderdiği para yetmemişti. Ne yaptık? Yetmeyince biz de bağış çağrısı yaptık. Bağış topladık. Kimden topladınız? Balya balya bağışları kimden topladınız? Vatandaştan, değil mi? Yersek. Yok, sıkıştılar.
Çünkü bu bağış çağrısı sonrası yine CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in ifadesi 100 bin lira kadar, yani şu küsuratı kadar minicik bir, bu para içerisinde ufacık bir meblağ geldi, oradan olmadı falan demişlerdi. Bu para nereden geldi o zaman? Bu para nereden geldi? Tuncay Yılmaz'a soralım, Fatih Keleş'e soralım. Bilirler. Bilirler canım, niye bilmesinler? Bu para nereden geldi sorusunun cevabını bilirler. İş sıkışınca Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı devreye girdi. Bir dakika durun dedi, vurmayın dedi. Hayırdır? Bu para iş adamlarından geldi. Hani makbuzu nerede bu iş adamı? Bunlar dedi iktidardan korktukları için banka üzerinden göndermediler. İktidardan korkulduğu için banka üzerinden gönderilmemiş. Bir dakika ya. Bu ülkede CHP'li iş adamları asla ve kat'a iktidardan falan korkmazlar. Bir. İki. Gezi olaylarını bir düşünün. Ne kadar iş adamı gördük CHP'nin arkasında saf tutan. Ya şu seçim sürecini görün. Ne kadar iş adamı görüyoruz biz. İmamoğlu'na açık, net destek veren. Bir sürü iş adamı görüyoruz. Açık açık. İş adamlarının iktidardan korktukları falan yok. İstedikleri siyasi partiyi gönül rahatlığıyla destekliyorlar. Acaba diyorum ben, acaba. İktidara yakın gibi görünen bir takım iş adamları var da onlar mı? AKP'li iş adamları mı bu parayı verdi falan? Değil mi? AK Partili değil bak, AKP'li iş adamı. Öyle bir şeydir yani. Bilmiyorum yani. Bunu da öğrensinler. Şimdi soralım o halde. Bakalım yeni şeyler mi geliyor? Evet. Beş milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılması için fezlekeler meclis başkanına sunuldu. DEM İstanbul Milletvekili Sırrı Suya Önder, DEM Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Mardin Salih Aydeniz, DEM Bitlis Hüseyinoğlu, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık son dakika olarak bu geldi. Gündemimiz bu muydu bizim yani? Bak, düşün. Küt. Gündem başka bir tane. Biz devam edeceğiz. Bu paralar nereden geldi? Bu paraları kim getirdi? Israrla sorun. Orada bir de Fatih Keleş var. Fatih Keleş kim? Fatih Keleş de tıpkı bir İBB'nin spor kulübünün başkanı. İBB Spor Kulübü Başkanı. İmamoğlu'nun adının geçtiği her yerde Fatih Keleş'i görüyoruz. Vakıfta, şurada, burada vesaire. Böyle bir ismin normalde bu seçimlerde bir yerlerden aday olması gerekirdi. Belediye başkan adayı, belediye meclis üyesi, değil mi? Böyle şeyler. Ama Fatih Keleş iddia odur ki uzak durmak, göz önünde olmamak, gözükmemek istiyor. Niye bir insan göz önünde olmamak ister, gözükmemek ister? Dedim ya, biz önümüzdeki süreçte Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz isimlerini sıklıkla duyacağız. Savcılar Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ı çağıracak. Diyecek ki, bak, teslim, tesellüm bilmem ne bu evrakta parayı teslim alan Ali Rıza Bıraka. Ali Rıza Bıraka kim? Bileniniz var mı Ali Rıza Bıraka kim? Ali Rıza Bıraka
Arnavut asıllı. Asıl adı aldık değil mi onun bilgisini? Tamam. Asıl adı evet. Şurada. Şimdi şuradan başlayayım anlaşılsın diye. İstanbul İl Başkanlığı binasını 11-12-2019 yılında resmi satış olarak 23 milyon 800 bin liraya aldı. Seas Besicilik adlı şirketten, şirketin sahibi Arnavutluk vatandaşı, asıl adı Gertian Braca olan ve daha sonra Türk vatandaşlığına geçerek adını Ali Rıza Braca olarak değiştiren birisi. Bu ad soyadlar niye değişir ben bilmiyorum ki. Hakikaten bilmiyorum. Seas Besicilik. Bu şirketin sahibi Arnavut vatandaşı ama sonradan adı Gertian Braca daha sonradan Türk vatandaşlığına geçiyor ve adını Ali Rıza Braca olarak değiştiriyor. Bu kişi CHP'ye sattığı o binayı Ali Gül adlı bir müteahhitten satın alıyor. Ali Gül, İmamoğlu'nun da yakın ilişkiler içerisinde olduğu, tanıştığı, ettiği, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken belediye adına hasılat paylaşımını Beylikdüzü'nde araziler verip konutlar inşa ettirdiği ismi var orada işte sağın İmamoğlu'nun solunda ama bize göre sağda olan o yapılı arkadaş Ali Gül. Beylikdüzü'nde Ali Gül Gül İnşaat dediğinizde herkes bilir. Bu il binasını Ali Gül yapıyor. Ki o da anladığım kadarıyla emlak konutla hasılat paylaşımı üzerinden. Sonra Ali Gül bu binayı Ali Rıza Braca'ya satıyor. Hatta sıkışmış. Biraz da ucuza veriyor. Ali Rıza Braca bu binayı CHP'ye satıyor. CHP'ye satarken Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş de bu satışta yer alıyor. Ali Rıza Braca İstanbul Bahçelievler'de eski püskü bir binanın bir dairesinde adresi orada. Fiziki hiçbir işi yok. İş sahası besicilik inşaat bilmem ne vesaire bir sürü. Ne sayayım şimdi ben size bu Ali Rıza Braca'yı. Besicilikten inşaata gayrimenkul alım satımından kuyumculuğa varan birçok iş için kurulmuş bir şirket bu. Ali Rıza Braca'nın şirketi. İstanbul Bahçelievler'de Ali Rıza Braca adına işte bir daire var. O dairede de 6 şirketin mali müşavirliğini yapan biri var. Yani bu kadar iş yapıyor. Bu orayı satın alıyor. Kuyumculuk, işte gayrimenkul alım satımı, inşaat, besicilik falan filan ama bir şirket binası yok. Yaptığı fiziksel bir iş yok. Böyle bir şirket. Bir şey demiyorum ya. Ben röntgeni çekiyorum sadece. Binayı emlak konuttan satın alıyor bu şirket. Bir şekilde yani Ali Gül'den almış oluyor bir yönüyle de. CHP'ye satıyor sadece 37 gün sonra. Yaklaşık bir ay içerisinde ondan alıyor, ona satıyor bir ay içerisinde oluyor bunlar. Ve binanın o dönemki gerçek bedeli 70 milyon lira falan yani minimum. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz, İmamoğlu'nun genel müdürü, kasası Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş
Geliyorlar. Bu CHP'nin binasını satın alıyorlar. Şimdi sormazlar mı İmamoğlu'na? Ya neresini tutsan karanlık bu. Neresini tutsan kirli bu ticaretin. CHP'lilerin de, CHP il başkanının da, CHP'ye yakın yazar çizerin de kabul ettiği tüm bu kirli ticaret, hukuksuz ticaretin içerisinde İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürünün yahut Fatih Keleş'in, İBB'nin spor kulübünün başkanı, sizin kurduğunuz Batı İstanbul Vakfı'nın yöneticisi aynı zamanda. Fatih Keleş'in ne işi var ya? Bu ticarette bunların ne işi var? Soru bu. Değil mi? Çok enteresan şu ilişkiler. Biz sadece soru soruyoruz. Sizce ne işi vardır ya sevgili dostlar? Şimdi gel görüntülere. İlk günden beri söylüyoruz. Abicim, şimdi binayı CHP alıyor. Alan adam para getirir. Satan adam Ali Rıza Bırak'a parayı teslim alır. Parayı verenin değil, parayı alanın sayması gerekiyor. Ama parayı Tuncay Yılmaz ile Fatih Keleş sayıyor. Kamuoyunun kafası karışıyor. Normal şartlarda böylesi bir ticarette 15 milyon para mı ödenecek? Misal. Bu para nereden geldiyse 15 milyon olarak gelmemiş midir? Yoksa kabala bir para geldi, böyle bir kamyon para geldi. Onun içerisinden ayırıp da mı 15 milyonu veriyorlar? Bu para şayet bu 15 milyon bankadan geldiyse, siz balyalar halinde, zaten balyalar halinde gelmiş. Biraz fokuslayabilse kamera, görebilsek hangi bankadan geldiğini bile üzerindeki etiketlerden görürüz bu paraların. Dersiniz ki 15 milyon, işte bu kadar TL sayarsınız. TL bu kadar, şu kadar. Yani tek tek saymazsınız balya balya vesaire falan. 4 saat sürmüş burada bu işlem. Niyeyse. İyi de bu parayı binayı satan, yani parayı alacak olan sayar. Tuncay Yılmaz'a ne oluyor? Fatih Keleş'e ne oluyor? Bu iki ismin burada işi ne? Bu para nereden geldi? Tamam. Bu para müteahhitlerden mi geldi? Bu para nereden geldi? Bu para nereden geldi? Ve bu görüntülerin devamının, başkaca görüntüler olduğunun duyumları geliyor, iddialar geliyor. Beyimiz ne demiş peki? Hal böyleyken beyimiz ne demiş? Konunun zaten İmamoğlu ile bir alakası yok. Bir sıkıntı varsa burada, konu Tuncay Yılmaz'la Fatih Keleş'in sorunu. Ne yapmışsa onlar yapmıştır. Bir suç varsa onlar tutuklanır. Bir suç varsa onlar ceza yesinler. Ya sokak içine, yani milletin içine çıkamazsınız siz ya. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Hemen ilk açıklamayı vereceğim. İlk açıklamayı. Tuncay Yılmaz da Fatih Keleş'e sahip çıktı anında. Bak bir ver. Nerede videosu? Videosunu niye almadık sevgili Hazır?
Bunun videosu var, ben duydum. Bizde de vardı. Ben okuyayım hadi. Diyor ki Ekrem İmamoğlu, seçime 20 gün kala İstanbul İl binamızın satın alınması sürecindeki orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. O görüntü üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var. Nasıl ya? Kötülükçü akıl, can, yol arkadaşım. Tuncay Yılmaz'ı mı kastediyor, Fatih Keleş'i mi kastediyor? Yoksa o gün henüz o görüntülerde Tuncay Yılmaz'ın ismi geçmemişti değil mi? Sadece Fatih Keleş'ten söz ediyorduk. Bu görüntülerde Fatih Keleş var, Fatih Keleş var diye. Zannediyorum ki o gün Fatih Keleş ismi tedavilde olduğu için İmamoğlu'nun ilk açıklaması orada diyor can bir yol arkadaşım var. Can bir yol arkadaş. Peki Tuncay Yılmaz için ne diyeceğiz? Ne diyeceksiniz? İki can yol arkadaşım var diyecek. Devam. Şimdi bizimkinin ayarları fena bozuldu. Şimdi bir vatandaşı azarlıyor. Sonradan da asıl hikayeye geleceğiz. Bir vatandaşı azarlıyor. Bir verelim. Ablacığım, senin gibi 10 kişi bir şey diyebilir miyim başkanın dese? 10 kişiyle konuşsam ben konuşma yapabilir miyim? Olmaz. 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 Başırdılar. Ablacığım, senin gibi 10 kişi bir şey diyebilir miyim başkanın dese? 10 kişiyle konuşsam ben konuşma yapabilir miyim? Olmaz. 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 Ayarı bozulmuş. Sinirleri gerilmiş. Zaten öfke kontrolü sorunu vardı. Kibir, ego zaten tavandı. Nedir oradaki yani? Bir şey söyleyebilir miyim? Sen miting alanı, bir konferans salonunda değil ki, diyesin ki salonun zaten boş orası. O yüzden belki de yani 3-5 kişi. Şimdi gelelim bu olaylarla ilgili ne dediğine. Ama yüz ifadesine, yüz hatlarına çok dikkat edin. Bilmem ne otobüs yandı. Yok CHP, yok CHP'nin içi. Bilmiyorum. Geçin o işi. Millet o işi yemez. Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize. İşinize bakın. Bunu yapabilir mi acaba? Bak şöyle yapıyor. Siz yapabilir misiniz arkadaşlar? Aynı eş zamanlı olarak şu hareketi. Bu böyle olacak, bu da böyle vurulacak. Şöyle. Hı? Bir daha versene. Bilmem ne, otobüs yandı. Yok CHP, yok CHP'nin içi. Bilmiyorum. Geçin o işi. Millet o işi yemez. Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize. İşinize bakın. Şimdi en son vız gelir tırıs gider demişti. Kendi mahallesinden bir araba, bir kamyon dayak yemişti. Sonra geri vites yaptı vesaire. İşte toz bile işinize bakın falan filan. Yok otobüs yanıyormuş, yanmıyormuş. Ya İstanbul'u perişan ettin sen. Neden bahsediyorsun? Bir şımarıklık İstanbul'u tolere etti bir süre. Tamam mı? Ama artık etmiyor yani, onu söyleyeyim. Bu arada devam edelim biz mevzumuza. Siyasi partilere yapılacak bağışında bir üst limiti var. Onun üzerinde de bir bağış yapılamaz. İşte 2019'da 54 bin liraymış bu rakam. 54 bin lira. Bunun üzerinde bir bağış yapılamayacaksa orada da bir sıkıntı var. Gırtlağınıza kadar batmışsınız. Ama bu para nereden gelmiş hala açıklayamıyorsunuz. Bu parayı veren, alan hepsi suç işliyor. Vergi kaçakçılığı, bilme, bir sürü suç var burada yani. Hapis cezası var burada.
Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş. Bak haberiniz olsun. Versene şu teslim tesellim tutanağını. Öz ne Nas'tı? Özgür Nas. O kadar çok özgür var ki. Özgür Nas. Teslim eden Özgür Nas. Fatura ona kesilir. İlk başta. Fakat görüntüler olduğu için Özgür Nas da der ki bana parayı bunlar getirdi, ben de bunu aldım. Buna teslim ettim. Görevlisi bendim, yetkili bendim falan filan. Devam edelim. Bu Ali Gül'den bahsetmiştik ya, Ali Gül. Bu binayı yapan, yani satılan, bu binayı yapan kişi Ali Gül. O da Beylikdüzü'nde, Büyükçekmece'de acayip inşaat projeleri olan İmamoğlu'nun iyi sıkı arkadaşı, Beylikdüzü Belediyesi'nin de hasılat paylaşımı esasına dayalı arsa verdiği, konut inşa ettirdiği, bu işte vera mıdır, vira mıdır, nedir inşaat, bir sürü var. İşte bu da birlikte çektikleri fotoğraf. Birlikte çekilen fotoğrafa çok fazla anlam yüklemem, onu söyleyeyim. Çünkü sokakta gidiyorsunuz, kafede oturuyorsunuz, yanınıza bir anda biri geliyor. Ay Turgay Bey, ben sizi çok seviyorum, hayranınızım diyor. Bir fotoğraf çektirmek istiyor. Kim? Uzaylı mı? Gangster mi? Efendime söyleyeyim, şu mu bu mu? Ne diyeceğim? Şey mi isteyeceksiniz yani o kişiden? Adli sicil kaydı mı isteyeceksiniz fotoğraf çektirirken? Ha, ama şöyleyse, bir yemekte, bir bilmem ne, samimi bir ortamdaysa, onun içinde sadece şu denir. Yani samimi ortam da olabilir. Fotoğraf üzerinden hareket edilemez. Ha, tanışıyorlarmış, muhabbetleri varmış denir. Bu fotoğraf üzerinden şimdi hakkı bizim kendimiz teslim etmemiz lazım. İlke önemli. Bu fotoğraf üzerinden bir şey söylemiyorum. Fotoğraf herkes de olabilir. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Ama Beylikdüzü Belediyesi, o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak bu arkadaş bu fotoğrafın çok ötesine geçmiş. Belediyeden hasılat paylaşımını iş vermiş. Sonra bu arkadaş Büyükçekmece'de, Beylikdüzü'nde, şurada burada inşaatlar yapmış onlarca. En son, bunun kardeşi mardeşi var, birilerini dövdüler falan. Kaba kuvvetle kullanan bir yapı bunlar. Sonra bunlar en son, bu arkadaş, Ali arkadaş, Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet yolsuzluk operasyonu ile birlikte tutuklandı. Tamam? Onu da söylemiş olalım. Şimdi Beyazıt'ta cadde düzenlemesi yapılmış. Bir açsana onu. Yapıldı, açıldı. Bak numaradan. Şu şeyde Silivri Kapı civarında bir yerde. İşte bir kapıyı kapatıyorlar falan. İşte oraya hemen bir reklam panosu, burada şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir hafta falan öyle sıkıntı çekiyorsunuz. Kaldırılıyor. Bir bakıyorsunuz ki yıkamışlar. Başka bir şey yapmamışlar falan. Göz boyama. Şimdi Fatih Portakal da suçu CHP Genel Merkezi'ne atmış. Seni Portakal, seni. Seni Washington sulusu. Fatih Portakal'ın mı? Öbürünü kullanırız. Suç Genel Merkezi'nmiş. Bir Fatih'i de bir indirsene. Bunlar komik hallerdi. Ben normalde pek fazla yayınlamayı sevmem de. Fatih'i de bir indir. Onu da bir dinlemek istiyorum. Suç var yani. Suç var. Burada bir sıkıntı var. Ama bu genel merkezin sıkıntısı. Hadi oradan. Tuncay Yılmaz, o gün genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şirketinin genel müdürü mü? Yahut Fatih Keleş. He? Kemal Kılıçdaroğlu'nun vakfının mütevelli heyeti, başkanı, üyesi, şusu busu mu? He? Sormayacak mısın Tuncay Yılmaz'ın, Fatih Keleş'in orada ne işi var diye? Bunlar parayı niye sayıyor diye sormayacak mısın? Bu paralar nereden geliyor diye sormayacak mısın? Genel merkez nereden bilir? Alıyoruz efendim, biz öyle hallettik, böyle hallettik. De geç git işte yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Tobu taca atmana
müsaade edilmez yani. Topu taca atamazsınız. Onu söyleyeyim. Yafa demiş. Evet doğru. Daha bilmediğiniz neler vardır? Var tabii. Var. Benim de var da şu aşamada ete kemiğe bürünmeden konuşmayalım. Geldi mi? Tamam. Bu ara ben. Şimdi. Bu CHP'li Dursun Çiçek var. En son biliyorsunuz bununla bir kapışmıştım ben. Dursun Çiçek katıldığı televizyon programında bu para kulelerinin konuşulmasından rahatsızlık duydu ve giderim dedi. Yayını terk ederim. Bu konuyu konuşmaya devam ederseniz yayını terk ederim dedi. Eğer bu konuyu tartışmaya devam edecekseniz ben müsaade istiyorum, gitmek istiyorum dedi. Vermene gerek yok. Ver bakalım. CHP Genel Merkezi alıyor bunu. İl başkanlığına işte o zaman o zamanın kimse il başkanı büyük bir ihtimal hanımefendi vardı o. 3-4 kişi de CHP Genel Merkezi'nden ve İstanbul İl Teşkilatı'nda 3-4 kişi de bu aracılık içerisinde veya satın alma işin içerisinde oluyorlar. Bu paralar onun parası olarak adlandırılıyor. Hatta görüntüler şu anda gözümün önünde 5-6 kişi var. Burası da avukatlık burasıymış. Ali Rıza Brako, Ali Rıza evet tamam bunlar. Ali Rıza Brako da buranın sahibiymiş. 39,5 milyona satın almış. CHP Kaparo diyor buna. Ama benim aklıma da şu takıldı. Arkadaş Kaparo'yu Brako neden elden verirsin? Bırak Kaparo değil Kaparo. Bir... Kaparo. Kaparo. kurumsallığın var. Sen bir önemli güzel kişiliksin. Ve bütün bunların her şeyi de zaten inceleniyor. A'sından Z'sine kadar. Topladıkları bağışlar, devlet yardımları hesap vermek zorundalar. Sen Kaparo'yu neden elden verirsin ki? Ben bile alışverişlerimi yaptığımda Kaparo'yu falan banka aracılığıyla her zaman gönderirim. Satın alıp ya satarım. CHP Genel Merkezi alıyor bunu. İl başkanlığına işte o zamanın kimse il başkanı büyük bir ihtimal hanımefendi vardı o. 3-4 kişi de CHP Genel Merkezi'nden ve İstanbul İl Teşkilatı'nda 3-4 kişi de bu aracılık içerisinde veya satın alma işin içerisinde oluyorlar. Bu paralar onun parası olarak adlandırılıyor. Hatta görüntüler şu anda gözümün önünde 5-6 kişi var. Burası da avukatlık sorusuymuş. Ali Rıza Brako, Ali Rıza evet tamam bunlar. Ali Rıza Brako da buranın sahibiymiş. 39,5 milyona satın almış. CHP Kaparo diyor buna ama... Ha? İkinciye döndü. Kaparo. CHP Kaparo diyor buna. Sen ne diyorsun? CHP Genel Merkezi'ni suçluyorsun öyle mi? Hiç demeyecek misin ya? Bu İmamoğlu'nun genel müdürünün bu ticarette, bu kirli görüntülerde ne işi var diye. Demezsin. Ne diyeceksin? Şimdi Mansur Yavaş da Ankara'da saçmalamaya başladı. Şu Beyazıt'ı bir göster bize. Şu Beyazıt'ı bir göster. Beğenileri alalım. Beyazıt'ı bir görelim. İşte. Aylarca kapattılar, insanları perişan ettiler. Yaptıkları iş bu. Yazık. Yeter. Şimdi yaptık deyince yaptık olmuyor. Ama insanların bir kısmı işte 20 yıldır, 20 küsur yıldır CHP'nin başarısızlığından, seçim kaybetmesinden kendilerini bu arkadaşın kurtarabileceğini zannettiği, buna inandığı için sıkı sıkı yapışmışlar. Yalanlarına, dümenlerine, numaralarına gözlerini, kulaklarını kapatmışlar. Zannediyorlar ki kendileri görmüyor, kendileri duymuyor, başkaları da görüp duymuyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir tane CHP'li bulun. CHP değerlerini benimsemiş, özümsemiş. Birini bulun da onu genel başkan yapın kendinize ya.
YouTube demin reklamını vermiş. Bizim dışımızda arkadaşlar verilen bu reklamlar bizim dışımızda, bilginiz olsun. Evet. Üzerine Ekrem, Ekrem'e toz değmez, yapışmaz mı? Ekrem falan. Ya mütevazilik yok, ego tavan yapmış. Bunun yakıştığını falan zannediyor. Bunun kendisine yakıştığını zannediyor. Ha, yakışmıyor ya, biz dersin ya. Biz falan ifadesi böyle yumuşatarak bazı ifadeleri kullanırsın. Tevazu böyle bir şeydir falan, ama bunda öyle bir şey yok. Bunun şirazesi dağılmış. Bunun ayarları bozulmuş. Bu öfke kontrolünü yitirmiş. Şimdi göreceksiniz. Sürekli artık doz arttıracak, saçmalamaya başlayacak. Yeni görüntüler geldikçe de iyice, ya şunun izahı yok ya. Bir tek bu mu zannediyorsunuz? Bir tek bu mu zannediyorsunuz? CHP'liler kendi söyledi, bak benimle alakası yok. Verdiyse mahkemeye onları versin. Veriyorsa versin. Vermediyse zaten başka bir şey. Kongrede, kurultayda delegelerin Özgür Özel'e oy verilmesi için 1,5 milyar lira ödeme yapıldığı iddia ediliyor ya. Falanca partiye şuna, o İYİ Partili'ye, onun istifası için, onun aday çıkarması için falan para CHP'liler söylüyor bunu. Herkes söylüyor. CHP'lilerin ciddi bir kısmı nefret ediyor. Evet. Dostlar, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.